Günaydın ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün kızımın ilk okul günü. Bakın, çok güzel oldu. Bir de şöyle bir hediyemiz vardı, onu da göstereyim size. Burada Defne yazıyor, Schulkind. Ve şeyine göre motifi de var, Einhorn. Any Little Things diye bir sayfa var, onun hediyesiydi. Ama onu size bir yerde etiketlerim bir ara. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Defne sana da bakalım. Wow. Ben nasıl oldum? Sen de iyi olmuş. Ben de okula başlayacağım. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi 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 hadi. Hadi otur, hadi otur. Çocuktan daha çok biz heyecanlıyız galiba. Evet, her şeyi. Ben defans sanırım. İlk okul günü geldi, çattı ya. İşte biz... İnanılır gibi değil. Ben şu kadardı lan doğduğumda. Ben Lan ben açtım. Sürdüğü bir türlü ne bunu? Hani küçük arabayla gidecektiniz? Ben de hiç. Ben heyecanlandım. Kesin duygulanıp duracağım. Yanıma ya bir de olayın kötü yanı ne biliyor musun? Aa, almadın. Şeyde Defne'nin çantasında mı? Olayın kötü yanı ne biliyor musun? Senin okulunda başlayacak Kadın ya. Ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum ki. Senin okulunda başlayacak ya. Evet ya, Defne benim gittiğim kreşe gitti. Şimdi Ana, benim deli kadını görüyor musun? Gittiğim okula gidiyor. Kadın gitti bir şeyler söyledi adama ama. Tırcıya kızdı ama bu arabanın şoförü değil mi o kadın şimdi? Yok yok. Benim gittiğim yerlere gittiği için Sude'de de öyle olacak inşallah. Daha da bir duygulanıyorum çünkü Şey, fon müziği verelim. Kreşte mesela giriyorum, benim gittiğim sınıfa gidiyor bir de Defne gidiyordu. Sude de şimdi benim gittiğim sınıfa gidiyor. Ortamı biliyorum, hatta bir dönem Defne'nin öğretmeni benim öğretmenimdi. Yani çok acayip. Böyle küçük yerde yaşamanın avantajları da bunlar işte. Böyle çocuğunuzla her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Okulu, öğretmeni. Acayip şey ya. Çok güzel ama. Neyse, ben çok heyecanlandım. Çok şimdiden duygular basmaya başladı. Benim Çok kafamda tek acayip şey oldum. All I Defne, need heyecanlı mısın? Ya. is Vural da yani lambalı yerden gitti. Kestirme dururken. love. Okula gitmiyoruz ki işte, hadi gideceğiz. Tamam, yine de. Evet, Biz geldik. Okulu filan çekmemeye çalışacağım. O yüzden çok fazla çekinmezsem şimdiden affedin. Çocukların güvenliği söz konusu sonuçta. Çekiyor mu? Vural Bey, ilk okul gününden alakalı duygularınızı alalım. Eve gittiğimde Uşu'yu tütüye açmayı planlıyorum şu anda kafamda, bunu yedikten sonra. Başka ne olsun? Bir saniye anne. Çok güzeldi yani. Defne'ye soralım. Defne, bir bayağı sıçrıyı tak. İlk okul günün nasıldı aşkım? Şöyle. Sevdin mi? Çok şükür. Biz okuldan çıktık. Hemen çarşıya kahvaltı yapmaya geldik. Böyle döner tarzı bir şey var buradaki şeyde. Ondan yiyorum. Evet, biz şimdi okuldan çıktık. Okuldan çıktıktan sonra çekim yaptıydık herhalde. Evet, şeye gittik. Fırına gittik, bir öğlen yemeği yaptık orada. Her neyse. Şimdi aşağı yukarı 2-2,5 saattir evdeyiz. Sude de eve geldi, değil mi Defne? Burcu hemen bir iki parçata alınacaktı okula. Öğretmenler bugün şey yapmış, bir liste vermiş Defne'ye. Her neyse, Burcu onları almaya gitti. Şimdi biz de çocuklarla evde boş boş oturacağımızı, evi topladık ettik falan derken sonra yemeğe de gideceğiz. Hayır, şu tüyü açacağız ablayla. Her neyse, şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir kabın içine koyacağız her şeyi. Yavaş kızım. Şöyle Getir, 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 getir kırma. Şöyle kalmayalım.
var Defne'nin olduğu için Defne'ye böyle bir kap verdik. Defne bunun içine koyacak hepsini. Gel Defne buraya. Git şu tarafa. Heh, gel otur. Otur. Böyle bir paket Snickers çıktı. Al içine koy. Ben sana vereyim, senin için. Wow, bir paket Milky Way çıktı. Ondan sonra... Katkes, Wonderland, Haribolar çıktı. Smarties çıkıyor içinden. Aa, anne geri kalanları açmış bunları da. Şöyle yapalım, dökelim. Bakalım dökülecek mi içinden şöyle. Dur bir. Yırtmayalım çünkü bu... Yırtmayalım çünkü şey... Cuma günü Defne'nin fotoğraf termini var ve şey... Bu lazım bu şurkete. Bir saniye aşkım, dur. Yırtmadan. O yüzden şöyle dökmeden hepsini... Boşalttık. Şimdi şu tüyte kırılmadan bunu biz bir dolabın üstüne kaldıralım. Çocuklar da bir iki tane çikolata yesin sudaya bakıldıklar çıkmış bir sudaya. Her neyse yere atma. Nein, das darf man nicht. Ich mache gerade Video, gell? Alle sehen das. Schau mal, das ist Video. Schau. Alle sehen das, was du gerade machst. Da ist Kamera. Heb das auf, lieber. Mm-mm. Ja, Beweis, okay. Her neyse, ben şunu kaldırayım. Görüşürüz. Ha, dur Defne, göster bir şunu. Çok sevindin mi kızım? Ya. Annen bayağı bir şeyler doldurmuş içine, değil mi? Senin en sevdiğin çikolatalar. Yok, fışbaşın içi. Evet. Evet, günümüz daha yeni biraz sakinleşiyor. Ben de böyle günümüz sakinleştikçe... Bana bir şeyler oluyor. Yorulduğumu fark ettim. Defne'nin geri kalan alışverişini hallettim az önce. Bugün bir liste daha verdiler çünkü. Onu hallettim. Rossmann'a gitmişken şu iki ruju aldım. Biliyorsunuz 11 numarayı zaten kullanıyordum ben. Dessert 5. Hayır, Dessert Storm. Gösteremedim. Şunu. Ama bu bana bilmiyorum neden birdenbire çok açık renk gelmeye başladı. Birazcık daha renk olsun istedim. O yüzden 10 numarayı da aldım. 10 numara Rosewood. Şöyle. Şimdi nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Üst dudağıma bunu sürüyorum. Alt dudağımı da 11 numarayı sürüyorum. Sonra karıştırıyorum. Finish. Evet, Defne bugün ilk ödevini de yaptı. Yani ödev demeye de zaten 1000 şahit lazım ama küçük bir çocuk için ödev. Öyle ama bundan sonra Defne ödevlerini bizimle değil... Biz ikimiz de çalıştığımız için Defne'yi ben Hort'a kaydettim. Hort, Almanya'da yaşayanlar zaten biliyor. Türkiye'de yaşayanlar ve Hort'un ne demek olduğunu bilmeyenler için anlatıyorum. Okuldan sonra çocuklar Hort'a gidiyor. Orada önce biraz oynuyorlar, sonra öğlen yemeklerini yiyorlar. Sonra oturup ders yapıyorlar. Belirli bir saat ders oluyor. Dersi de orada bir öğretmen, bir pedagogla birlikte yapıyorlar. Ondan sonra tekrar oynama zamanı oluyor. Sonra da zaten ebeveynler gidip çocuklarını alıyorlar. İsterlerse daha erken de alabiliyorlar. Bazıları işte sadece öğlen yemeğini orada yedirtiyor. Öğlen yemeğinden sonra alanlar var. Ben ama dersini de orada yapsın. Eve geldiğinde komple her şey bitmiş olsun diye... 4'e kadar kaydını yaptırdım. Zaten ben 2'ye kadar çalışıyorum. 2'de çıkıyorum. İşte eve gel, üstünü değiş, duşunu al. Zaten anca vakit oluyor. Böylelikle hiç olmazsa hem yemeğini yemiş olur hem dersini yapmış olur. Ben ikisini de almaya gittikten sonra kaliteli zaman
geçirebilecek olacağız. Benim için çok önemli, çok değerli. Çünkü öteki türlü eve geleceğiz, bayağı bir stres olacak. Yok dersi, yok yemekti, yok bilmem nesiydi. Böylelikle onlar nasılsa okulda sıcak yemeklerini yedikleri için öğlenlere sıcak yemek veriyorlar. Akşamları işte böyle kahvaltı tarzı yapsak da yeter. Çünkü ben çalıştığım haftalar Vural öğlenci çalışıyor olacak. Öyle bir rutine giriyoruz şimdi yavaştan yavaştan. O yüzden çalıştığım haftaları Vural işe gidecek. Ben 2'de çıkacağım. Rahat bir şekilde saat 4'e doğru çocukları alacağım. Ondan sonra da keyifli bir şekilde akşam yatma saati gelene kadar birlikte vakit geçirebileceğiz. Hiçbir şeyi dert etmeden. Öyle. Bence çok önemli. Çalışmadığım haftalar istersem Defne'yi saat 2'de de alabilirim. Ama dediğim gibi dersini saat 2'den 3'e kadar yaptıkları için dersini yaptıktan sonra alırım diye düşünüyorum daha çok. Öyle. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir zaman bizi bekliyor? Zaten okullar biliyorsunuz sürekli tatilde. Yani çok çok fazla yorulacağımı da zannetmiyorum. Bakacağım. Biraz bakmamız lazım tabii ki. Baktım çok yoruluyor, çok fazla geliyor. Daha sık 2'de almaya başlarım. Ama dediğim gibi dersini evde yapmak onun için de daha zor olacak. Benim için de. O yüzden orada yapması daha mantıklı. Öyle. Dediğim gibi çok yeni, bambaşka bir dönem bizi bekliyor. Bambaşka. Çok değişik olacak. Çok farklı olacak. Bakalım. Evet, bayağı yoruldum. Enerjim şu an yerlerde bir yerlerde sürünüyor. Toparlamaya çalışacağım çünkü daha yemek yemeye gideceğiz. Birazdan çıkarız. Yavaş yavaş. Öyle. Defne'nin resmini hemen bastırdım bugün. Bence çok güzel bir resim oldu. Sabah çektik evden çıkmadan önce. Oldu bitti. Bugün de geçti bitti yani. Bugünü bekliyorduk dört gözle. O da geçti geldi gitti. Vay be. Her neyse birazdan yemeğe çıktığımızda tekrar görüşürüz. Biz çıktık şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kız kardeşim de geldi. Kayınvalidem nerede yoldaymış? Gidiyoruz. Ben aslında daha çok böyle İtalya'na falan gitmek isterdim. Ama Defne'nin ilk okul günü, o yüzden ona seçme hakkı verdik. O da bira bahçesi dedi. Oradaki park güzel çünkü. Öyle. Ertesi günden merhaba. Çok acayip stresliyim şu an. Çok büyük bir stres yaşadım. Allah beterinden korusun. Şaka yapıyorum. Geldi Defne. Anneanne geldi. Annemlere geldik. Annem bugün Türkiye'den geldi ama işten sonra çok koşuşturma oldu. Onun stresini yaşadım. Öyle. Sude bak kim geldi. Akşam oldu. Çocuklar uyuyorlar. Hem bugün bir türlü yine vlog çekemedim. Annemle hasret giderdik. Oturduk, muhabbet ettik. Ben yemek yapıp götürmüştüm. Onu yedik birlikte. Mina. Hayır, hayır, hayır. Öyle vakit geçirdik. Sonra eve geldik. Zaten Defne ile Suda ile biraz vakit geçirdim. Ondan sonra da yatırdım zaten. Bugün galiba ilk defa erken yatabileceğim. Şu an saat 9. Şöyle bir saat video editleyeyim diyorum. Ondan sonra yatmayı planlıyorum. Bakalım olacak mı? Mina. Şuraya hapımı koymuştum. Hapımı almaya çalışıyor sürekli. İn bakayım oradan. Evet. Düzgün bir vlog olduğunu zannetmiyorum. Ama idare edeceğiz artık.
Kusuruma bakmayın, gerçekten çok böyle parça parça kısa kısa oldu galiba. Ama bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Yarın devam ederim diye düşünüyorum. İnşallah. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yeah, yeah.